Arkadaşlar hepinize merhaba. Hayırlı pazarlar. İzmir yarışlarının tahminlerini vereceğim. Güzel bir program var. Umarım başarılı oluruz diye ümit ediyorum. Günün birinci ayağında bir numara Honey Paradise %42 gibi bir AGF almış ama önde kaçak bir at biliyorsunuz bu at. Yani ikinci bir B planı yok. Önde kaçıp bitirdi. Bitiremezse garip bir at gelebilir. O yüzden ben buraya 10 tane at yazdım. Ters bineti alabilir. Hepsi bile yapılabilir ama 1-2 at elemek zorunda kaldım. 1 Honey Paradise, 4 Cha Cha Macha, 5 Crazy Horse, 6 Encanto, 7 Have a Nice Girl, 8 Incifem, 9 Kafkas Gücü, 11 Tormento, 12 Youngster ve 13 Hermin Honey. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde yani son yarışta 1 numara Aster Legend istediği tempoda yarışı götürdü ve grup yarışta üçüncülük elde etti. O gün bekleyen atlardır Raptor ve Baba Selim için bu bir dezavantajdı. Bu kez Michael gibi bir at var, yarışı belli bir tempoya sokacaktır. Dolayısıyla The Raptor ve Hefe de Hefes için bir şanstır. Hatta bu Baba Selim için bile bir şanstır. İlk şans aldım 3 numara The Raptor. Daha sonra 2 numara Hefe de Hefes. Yine de 1 numara After Legend 2 gidip başarılı olduğu yarışlar da var. Yazacağız. 5 Baba Selim'e dikkat. Ve 6 numara Michael da eğer kardeşi Edward gibi uzunu da yaparsa etkili bir yarış yapabilir. 3-2-1-5-6. Günün 3. koşusunda 3 numara Keep Your Distance yarışı iki türlü koşabilen bir at. Hem bekleyebilir hem kaçıyor. O avantajını bugün kullanacaktır. İyi bir beklemeyle bu yarışı kazanması lazım. Kara Kraliçe de çıkmış. O çıkınca da ben de diyorum AGF'si %70'lere kadar da çıkar diye tahmin ediyorum. Yani bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanır diyorum ben. 3 numara Keep Your Distance benim bankom. İzmir'de, Çim'de, 2000'de zaten rahat kazandığı yarış var. O mesafe anlamında problem yaşamayacağını düşünüyorum. Günün 4. koşusuna geldiğimizde yani Kürma Doğan'ı sizlere banko olarak öneriyorum. İkinci altılı için banko, ilk altılı için de küçük oynayanlar için banko. Sadece ilk altılıda kafama takılan 5 numara altın üzümü yanına yazabilirsiniz. Neden Doğan'ı? Bir kere çok sert tempo koyuyor. Mücadeleci bir at. Son yarışta Young Kalp gibi bir atla bayağı bir uğraştı. 1400 bir yarış. Uzunu yapacağını düşünüyorum. Meloş'un uzunda Çim'de ve uzun mesafede başarılı yarışları vardı. Doğanan Kum'u yapıyor zaten. Kayıtbert Meloş, Murat Ağa kızı Meloş. Öyle baktığımızda Holigan'la aynı bir eşleşme yapılmış. Holigan da uzun mesafede yarışları var. Ben dolayısıyla 2 numara Doğanan'ın uzunda bir problem yaşamayacağını düşünüyorum. Çıktığı gibi zaten onun temposunda at yok. İstediği tempoyu kuracaktır. Muhtemelen onu altını durup takip edecek. Benim tahminime göre de yarış başladığı gibi bitecek. Yani 2-5 şeklinde gidecek ve 2-5 şeklinde bitecek diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu at yarışıdır ama ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi ikinci altı için 2 numara Doğanan Banko. Küçük oynayanlar birinci altı için yine Banko ama Kara Kraliçe çıktığı için küçük oynayan arkadaş, geniş oynayan arkadaşlar ilk altı için yanına 5 numara altın üzüme ekleyebilirler. Evet, geldik günün 5. koşusuna. Zor bir yarış olduğunu söylememe gerek yok. Hem 16 atlık koşması hem handikap 14 bir yarış. 7 numara Uçuk biraz daha uzun mesafe olsaydı çok daha emin konuşabilirdim. Yani çok iyi koşar. Yine de iyi koşacaktır. Müslüm Bayram'la en şanslı. 8 Orki iyi koşacaktır. 2 Oğlum Yaman böyle mesafeleri daha çok sevdiğini düşünüyorum. 3 Asteroid, 5 Keşif Tank, 13 Faranelli, 15 Kanmanşa ve 1 Nehirin Oğlu. Burada yarışın hızlı gideceğini düşünüyorum ve genelde bekleyen atları tercih ederim. Umarım yanılmayız. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Can Mete'de bir takı değişikliğini görüyoruz. Son yarışın kazanmasına rağmen sonlarda biraz böyle sıkıntı yaşadığı gibi. Yani sanki oğlum Serkan tekrar tazeledi gibi oldu. Hem ondan dolayı hem bu takıyla kapalı gözlükle nasıl koşacağını biraz kafamda soru işaretleri belirdi. Bir de bu 10 numara Toromanka'ya birinci ayda tam 5 yarış koşmuş. Yani grup bir at. Bir de sakatlığı olan bir at. Tendon diyorlar 10 numara Toromanka'ya için. 5 yarış koşan bir at. Bu kez Allah yine depremzedelerimize ve depremde vefat insanlara tekrardan başsağlığı diliyorum. Yani bu deprem vesilesiyle Toromanka'ya ilk defa 21 gün dinlendirdiler. Yoksa bu kayalar dinlendirmiyor atları yani.
Onların da stili bu yani. Stilleri böyle. Böyle at koşuyorlar. O yüzden Toraman Kaya'nın dinlenmenin çok iyi geleceğini düşünüyorum. İzmir'i de bu at çok seviyor. Ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 10 numara Toraman Kaya'ya ilk atım. Sigorta olarak yanına 1 numara Can Mete'ye geleceğim. 10 ve 1. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yani 3 numara attık atık. Mehmet Kaya çok iyi tanıyor ve çok iyi koşuyor. İlk şanslı atım. Taçsız Kral da oldukça formda. Onu da yazmamız lazım. Bir de bu Peköz. İzmir'i seven bir at. Ders bir netice alabilir diye düşünüyorum. 3-2-1 benim tavsiyem. Ama burada hani geniş oynayan arkadaşlar buraya at yazabilirler. Buraya yazılabilir yani. Oligan da yazılabilir. Kapaklı Can hatta Saliki yazılabilir ama tabii çok yazarsak da kurdu çok büyür. Uygun olmuyor. O yüzden 3-2-1. Günün 8. koşusuna geldiğimizde en şanslı atın 1 numara Dubai Express olduğunu düşünüyorum. Bu hatta affedersiniz eski takıt üzerine döndü. Dubai Express çok iyi koşması lazım. Yarışın en şanslı atı olduğunu düşünüyorum. 6 numara Great Hunter. Son yarışı biraz kısa geldi. İyi koşmadı ama bugün iyi koşar. 9. Osolimya. Ters piste gelecek. Antalya'dan geliyor. Ben de nasıl koşacağım merak ediyorum. Çok güvenmiyorum ama favori diye yazalım. 11 numaralı Son Sevim. Annesi Sevim abla çok iyi bir kısırattı. Bir yarış gördü etkili olabilir. 10 numaralı Prenses Canan bence sert çok iyi istiyor. Kadet Tokaçoğlu da istediği çok iyi buldu. Ve 5 numara Galyas kendi de etkili bir yarış yapabilir. Bir diğer at. 1-6-9-11-15. Günün son koşusuna geldiğimizde çok cazip bir atı sizlere tavsiye ediyorum. 7 numara Turaman. Şu an AGF'de 103 AGF 11. at. Çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Son yarışta padok görüntüsüne hayran kaldım. Çok çok iyi görünüyordu padokta. İnanılmaz güzel görünüyordu. Hatta o gün ben de yoktu lan dedim bu at bizi yatırmasın falan diye böyle tereddüt. Virajı da önde döndü 2.5-3 boy. Son 200'lere kadar da geldi orada durdu. O günkü grup daha sertti arkadaşlar. Şimdi daha uygun bir gruba geliyor. Muharrem Ok gibi teşbihi seven bir apranti var. O gün Hüseyin Şimşek biniyordu. Bakın koştuğu gruba bakarsanız Jason Byrne işte sürekli baskı yaptı ona. Best Friend, Tevazu Likaki gibi iyi atlar var. O gün beraber koştu Grey Wolf falan bu kez 7 kilo gibi bir avantajı var. O gün 1 kilo avantajı vardı. Bugün önde onu dediğim gibi böyle çok rahatsız eden bir at çıkmazsa bu doğunun rüzgarı olabilir. O da zaman zaman startta kalıyor. 7 numara Turaman çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Yani ufak çapta ikili çifte deneyebilirsiniz bu atı. Gelirse çok cazip. Bütçenizi aşmadan tabii ki. Sonra işte bu atı nereden buldum muhabbeti olmasın. Açıkçası ben ufak ufak deneyeceğim 7 numara Turaman'la cazip olduğu için. Arkasında mesela hepsi yapmayı düşünüyorum. Atıyorum yani Mahzumzade ile bittiğini düşünsenize 200-300 lira para verir yani. O yüzden 7 numara Turaman'a dikkat edin. Yarışın en şanslı atı bence 2 numara Whit Mittelmeer. Bu grup nispeten daha uygun. 4 numaralı Winhouse Maya. 1 numaralı Grey Wolf. 12 numaralı oğlum Misha. Ve 8 numaralı Fermuz da zaman zaman iyi koşan bir yer. Dediğim gibi 7 Turaman'a dikkat. Daha sonra 2, 4, 1, 12 ve 8. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubunda dahil olmak isterseniz numara 0535-625-5093. 0535-625-5093. Bir üyem dünkü Red Orkestra'yı sormuş. Yani Red Orkestra'nın normalde dün yarışı kazanması gerekiyordu ama beklediğimiz gibi koşmadı. Onu geçen Overcloud tam 2019 yılından beri ilk kez kazandı. Yani bu da bizim şansımıza. İpman'da çok iyi görünüyordu Overcloud ama kazanma karakteri zayıf diye düşünmedim ben. Demek ki her at kazanabiliyor. Tam 4 yıl sonra yarış kazandı. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın. İyi pazar.